Gaziantep'te yaşayan 77 yaşındaki Hasan Okyay, teknolojiye direnerek 70 yıldır demircilik mesleğini el emeğiyle yaşatmaya çalışıyor. Yaklaşık 70 seneden beri yaparız. Anahtar işinden uğraşırız. Şiş işinden sonradan başladık. Soğuk havada ateş yakmadansa ocağı yakar, onun için onun havasına kızınırız. Hem işimizi yaparız hem işini bitiririz. 70'ten daha evvel de biz 70 yaşından beri öyle devam ediyoruz. Yoksa yaklaşık 100 seneden beri bu iş vardır yani. Ustamızdan aldığımız işler, ustamızdan yaptığımız işler bunlar. Bu bizim için çok güzel bir zevk. Zevk alırız biz bu işlerden. Çünkü hem çalışıp hem ısınıp hem para kazanmak hem çoluğa çocuğa yemek götürmek. Bizim yaptığımız işler bunlar. Burada kebap şişi yapılır, ateş mangalı yapılır, ateş küreği yapılır, çöp almak için saksı yapılır, maşa yapılır. Yani her türlü ne isterseniz vardır burada. Urfa'dan gelirler, Diyarbakır'dan gelirler, Mardin'den gelirler. Hatta İstanbul'dan belli gelirler, alırlar. Çünkü ihtiyaç budur. İlle de bu kebap şişinden maşa. İhtiyaç olduğundan yolu şey etmezler, alır gelirler, telefon ederler. İsterler veya gelirler, görürler, el alırlar. Bu el işinden yapmaktan fabrika işi yapmak bir olmaz. İster istemez el işi daha üstündür. Çünkü onu görerekten yapıyorsun, zevk alaraktan yapıyorsun. Yani bunlar normal bir şeydir. Fabrikada, piyasada sürüp sürüp ati. Adam 1000 tane yapıyor mesela saatte. 1000 tane yapacağı yerde burada 15 tane yapmak mesela. 1000 tane yapmak mesela. Üşüdüğün vakit ateş yakıp da kazanacağını, ocağını yakarsın, ne yapacaksan o işlerden uğraşırsın, hem ısınırsın hem iş yapmış olursun. Yaklaşık 10 seneden beri havas kalmadı bu işte. Çünkü yetişen eleman yok. Eski elemanlar da öldükten sonra arayan iş çok. İşi bulursan adamı bulursun. İşi bulamazsan adamı da bulamazsın. Mesleği öldürmemek lazım ama biz öldürük. Biz kendi elimizden öldürük. Çünkü yapacağımız işi karşı taraf beğenmediği vakit biz de daha üstünü yapmadığımız için biz elimizden öldürük. Ama daha iyisini yapabiliriz.